أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الحادي عشر من رسالة الولدية bugün Risaletul Velediye'nin 11. dersini okuyoruz. Faslun kad yunqadu taksimu. Bazen küllinin cüz'iyatlara olan taksimi nakl ediliyor. Çabuk 12 değil mi? He? 12 yıl günler. 12 mi? Olabilir. Ya 11.'dir? Sanki 11. görünüyor. 11.'dir. Kad yun kadu taksimu. Bazen taksimul kulli ile cüz'iyat ne yapılır? Nakledilir. Kimin tarafından? Sail tarafından. Veyahut da kad yan kudu taksime. Bazen sail taksimi ne ediyor? Naklediyor. Bu da caiz. Ama en uygunu kad yun kadu taksim. Taksim nakledilir. Neyle nakledilir? Bi ennehu uba seviyet için. بِأَنَّهُ شَنْحَرْ يَلْزَمُ فِيهِ تَقْسِمِ كُلِّ اِلَى الْجُزْيَاتَ سَائِلْ diyor, lazım geliyor. Ne lazım geliyor? اَنْ يَكُنَ قِسْمُ شَيْءِ فِي الْوَاقَ Vakada, haricde, nefsul emirde bir şeyin kısmı قَسِمًا لَهُ ona kasim olma lazım geliyor. Yani nefsül emirde bir şeyin kısmı bu taksimde ona ne oluyor? Biz orayı yoktuk. Yani. Şu yerde sağdasın. Okumuşuz. Biz orayı yoktuk Selam'da. 12'deyiz de. Allah Allah. Neredeyiz? Buna taksim olan. Bazen bir kısmı olan. Kalıyor. Taksim o diye anne. Ha. Doğru. Ben yanlış. Ben yanlış yere gitmişim o zaman. O zaman doğru. Bugün ne ediyoruz? 12. Risalatul Velidiye'nin 12. dersini okuyoruz. Faslun kad yunqadu taksimu. Kad yunqadu taksimu. Bazen taksim ne yapılıyor? Nakledediliyor. Kimin tarafından? Sail tarafından nakledediliyor. Neyle nakledediliyor? Bi enne fihi tesadukal aksami. Bi enne fihi tesadukal aksami. Taksimde ne var? Tesadukul aksam var. Yani tarifteki aksamlar arasında tesadduk var. Ne demek tesadduk var? Ey sıdkaha ala şeyin vahidin. Bütün aksamlar bir şeye şamil geliyor, sadık geliyorlar. Aksam birbirlerine kasim olmaları lazım. Aralarına tebayin olmaları lazım. Bir yerde iki kısmın cem olmaması lazım. Ama adam salih tarz yapıyor. Diyor bu tarifi ben kabul etmiyorum. Niye? Çünkü bu tarifteki bütün aksamlar veya bir kısım aksamlar bir şeyde cem oluyorlar. Böyle bir taksim olamaz. Yani mana ve cami olmuyor. Yok, mana cami değil. Bunlar tebayün olmuyor aralarında. Aksamlar birbirine kasimdirler. Tebayün olması lazım diyor. Tebayün yok. Bir şeyde ne oluyorlar? Cem oluyorlar. Tekrar ediyorum. وَقَدْ يُنْقَدُ taksimu, taksim naklediliyor. بِأَنَّدَكِ بَعْدَا سَبِيَتَ بِأَنَّ فِي o taksimde تَسَادُقَ الْاَخْسَامِ ne var? تَسَادُقُ الْاَخْسَامِ var. İsterse bütün aksamlar arasında tesadduk, ister bir kısmı arasında tesadduk var diyor. Ne demek tesadduk var? اَيْ صِدْقَهَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ اَيْ صِدْقَهَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ Bu aksamlar hepsi diyorlar bir şeye veyahut da bir kısmı bir şeye şamil geliyorlar. Halbuki aksamlar birbirine kasimdirler. Herhangi bir yerde tesadukları olmamaları lazım. قَدْ يُنْقَدُ تَقْسِيمُ بِأَنَّ فِي تَسَادُقَ الْاَخْسَامِ اَيْ صِدْقَهَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ Peki nasıl böyle oluyor? Nasıl bir taksimin aksamları tamamı veya bir kısmı bir şeye sadık geliyorlar? وَزَالِكَ O sıdkuha ala şeyin vahidin. Ona götürebiliriz. Sıdka götürebiliriz. Veyahut da ve zalike o tesadduka l-aksam. Tesadduka götüren
biliriz. Ve yahut ve zalike o nakdu taksim, üçü de olabilir. Nakdu taksim, tesadukun aksam, sıdkı hale şeyin vahidin, hepsine götürebiliriz. Ve zalike zakane beynel aksami kulliha ev badiha, umumun min veçhin. Umumun min veçhin. Aksamlar arasında umumun min veçhin olduğu zaman, ha bu itiraz yapılır. Orada ne olur? Eğer bütün aksamlar arasında umum husus minveci varsa, bütün aksamlarda tesadüf var. Bir kısımda umum husus minveci varsa, o bir kısımda ne var? Tesadüf var. Madde iftirakı, madde iftirakı, madde içtimai miydi? Örnek ne gibi? Kema izâ kulna. El hayvanu, imma insanun. Maksim burada nedir? Hayvan. Hayvandır. Onun bir kısmı nedir? İnsan. Ve imma ebyadu, diğer kısmı nedir? Ebyad. Peki. İnsan, hayvan nedir? Maksim. İnsan, ebyad nedir? Aksam. Bu aksamlara bak. Burada aksam iki tane kısmı. Bir insan, biri ebyad. Aha bu kağıt ebyaddır. İnsan değil. Zenci insan, insandır. Tabiyyatlı, bu madde, iki iftirak maddesi. Oldu. İnsan-ı Rumi, insan-ı Türk, Türkiye. Aha, hem ebyaddır hem nedir? İnsan. Peki, insan ebyad arasında umum husus minveci var mı? Var. Peki burada tesadüf var mı? Var. Aha, bu Muhammed hem nedir? Ebyaddır hem insandır. Bir yerde cam oldular. Nasıl insan, ebyed, hayvanın aksamları oluyorlar? Nasıl birbirine kesim oluyorlar? Nasıl Muhammed'e ikisi cam oluyorlar? Adam böyle itiraz yapıyor. Şimdi kendisi söylüyor. Hakikaten insan ile ebyed arasında umumin veci var mı? Evet diyor, var. لِأَنَّهُمَا insan ile ne? Ebyed. يَسْتُقَانِ عَلَى الْاِنْسَانِ اِلَى اَبْيَدِ İnsanı ebyeden şamil geliyor. İnsane ebyede ceme oluyorlar. Oldu. Ha ebyed insandan ayrılır diyelim kağıtta. İnsan ebyeden ayrılır zencide. Lenne ma yesukane alel insan il ebyedi. Oldu mu olmadı? Kale fi şerhil metale. Kale fi şerhil metale. Dikkat ediyorsun. Şerhül Metale adlı kitapta. Şerhül Metale Allah'ın alim Kutbu Razi'nindir. Kutbu ne? Razi'nindir. Şemsiye Kazvinindir. Bizim okuduğumuz Şemsiye'nin şerhi, o da kimindir? Kutbu Razi'nin. Bazen karıştırıyoruz. Buradaki Metale'ın şerhi kimindir? Kutbu Razi'nindir. Kutbu Razi o Şerhul Metale'da ne demiş? İyi dikkat edin. El maksudun mine taksimi. Bir maksimi aksamlara taksim etmekten amaç nedir? Temayüzü benel aksam. Bakın taksimden amaç nedir? Aksamlar arasından temayüzü. Maksud bu ise. Bir de cam olduğu zaman o zaman temayüz nasıl oluyor? İnsan-ı ebyadda. İnsan da var, ebyad da var. Bak bir de cam oldu. Temayüz olmaz. Taksimden amaç ne? Temiz. Taksimden amaç da temizdir. Anlıyorsunuz değil mi? Kale fi şerhil metale el maksudu mine taksimi el temayüzü ben laksam. Bunu niye getiriyor? Getiriyor ki tesadüf gerçekten vardır. Taksimin nakdine yol açıyor. Niye açıyor? Çünkü taksimden amaç temayüzdür. Tesadüf olduğu zaman da temayüz olur. Şarihül Metale ne demiş? Taksimden amaç nedir? Temayüz. Ha, peki. Neyi kastediyor? Şimdi Velidiyenin Musannifi ve Akolu diyor, ben diyorum. Yani o Şarihül Metale kastediyor mine temayüzi. Şarihül Metale, hani demiş mi taksimden maksud temayüzdür. Diyor
Akulu yani kastediyor kim? Kutbu Razi. Şarhül Metalek Kutbu Razi'dir. Mine temayüzi. Taksimden maksud olan temayüzden o, onun kasti, onun gayesi etebayüne nedir? Maksud tebayüdür. Ha demiş aksamlar arasında temayüz olur, gayesi tebayün. E fark etmiyor. Temayüz oldu mu? Bak gayet temayüzse demek temayüz varsa tebayün de var. Tebayün varsa temayüz var. Demiş ne olmalı? Temayüz olmalı. Gayesi bak temayüz varsa mecbur ne olur? Tebayün olmalı. Tebayün de olur. Ha gaye zikr-ül merzum ko temayüz, iradetu lazım ko nedir? Tebayün. Bazen sizden tebayün ol diye de ihtilaf olmuyor. Tebayün olmadı. İlle tebayün olmazsa temiz ol diye. Şimdi tebayün varsa temayüz olur. Tamam o olur ama temiz ol diye de tebayün olmak zorunda mı? İki şey aynı ise temiz olamaz ki. Yani bu kağıt hem ebiyet hem insan. Nasıl tebayün olur? Şey temayüz nasıl olur? Yani birbirine lazım derler. Yani temayüz varsa mecbur tebayün olur. Temayüz varsa demek ki o iki şey birbirinden ayrı. İki şey birbirinden ayrı. Temayüz varsa demek ki ayrıdırlar. Birbirine ayrı iseler temayüzleri olabilirler. Yani aralarında telazum var gibi geliyor. Veyahut da telazum da demeyiz. O temayüz demiş diyor akullu yani mine temayüzü ettebayına. Gayesi temayüzden nedir? Tebayüz. Ha. Eğer gayesi bu ise bak direktmen tarif neyle nakledildi? Tesadukla. Niye? Çünkü Şarül Metala diyor tebayün gereklidir. Ne gerekli? Tebayün varsa tesadduk olmamalı. Tesadduk varsa tebayün yok. Oldu. Yani temayüz varsa gayesi bu merzumden murat tebayündür. Veya bu lazımdan murat gaye merzum işte diyebiliriz. Ha gaye tebayün ise o zaman tesadduk tebayüne nedir dersin. Tesadduk varsa tebayün olmaz. Oldu. Bu niye söylüyor? Çünkü direktmen temayüz ile tesadduk birbirine zıt değil. Direkmen ne değil? Zıt değil. İhtiraz yaptı dedi tesadduk var. Şerhül metaleden getirdi. Niye? Çünkü temayüz lazımdır. Temayüz de berber tesadduk olabilir. Yani zahir olarak bir çelişki yok. Diyor temayüzden murat lazımidir veyahut da merzumidir. Konu nedir? Tebayündür. Ha, murat tebayünse tesadduk tebayün birbirine ne? Zıt. Bir tarifte tesadduk varsa o tarif batıldır. Niye? Çünkü tarifin şartlarındandır ne? Tebayyün. Oldu. Tamam bu güzel. Temayüzden murat tebayyün ise bak temayüzden murat ne? Tebayyün ise tesadduk tebayyün birbirine zıt oldukları için tesadukla o zaman tarif ne yapılır? Nakd edilebilir. Temayüzden murat, tebayün ise o zaman doğru. Tesadukla tarif ne yapılabilir? Nakd edilebilir. Yalnız tesadukla hangi taksim nakd edilebilir? Taksimi hakiki var, taksimi itibari var. Hakiki mi nakd edilir? İtibari mi nakd edilir? Mutlak taksim nakd edilir. Bakalım diyor. Lakinne tesadduken veyahut da lakini tesadduku. İkisi de okunabilir. Lakinne tesadduken veya lakini tesadduku. Tesadduk innema yaptulu bihi etaksimul hakikiyyu. Tebayünle iyi dikkat edin. Tebayünle taksime hakiki batıl. Taksim-i itibari ne olmaz? Batıl olmaz. Çünkü o hakikate dayanmıyor. O mu'tebirin itibarına dayandığı için mu'tebir onları muhalif itibar ederse muhalif oldu dediler. Tamam. Tesadukla taksim-i hakkı ne yapılır? Tesadukla taksim-i hakkı nakd edilir. İtibari nakd edilmez.
Taksime hakkı nedir? وَهُوَ جَعْلُ الْمَقْسِمِ اَشْيَاءَ Taksime hakkı budur. Maksim hayvandır. Eşyâ'e mutemayizeten fil vâki. El hayvanı imma insanın ev feresun ev himarun. Maksim olan hayvani insan feres himara taksim ettik. İnsan feres himar fil vâki nefsemeden birbirine nedirler? Farklı şeylerdir. Arılan tesadüf olmayan şeylerdir. Ha, lakini tesadüku innama yaptulu bihi taksimul hakkiyyu ve la yedurru zarar vermez ne tesadüf et taksimel itibariye. Bak, tesadükle taksime hakkı batıl olur. Ama taksim yani. Ama tesadüf taksime itibariye zarar vermez. Tamam. Öğrendik. Tesadüf taksime hakikiye zarar verir. Nakdine yol açar. Ama taksime itibariye zarar vermez. Onun nakdine yol açmaz. Taksime hakiki nedir? Ca'lul maksime eşya mütemayizeten fil vakı. Taksime itibari nedir? Ve huve taksimul kulliyyi ila mefhumatin mütebayinetin fil akıl. Ve o taksimul kulliyi, taksimi ne? Kullidir. Kulli taksimi. Bak taksimi nedir? Taksimi kullidir. İlâ mefhumatin mutebayinetin, birine mutebayin mefhumlara taksim edilir. Ama mutebayindirler fil aklı, aklında, aklın tesavvurunda mutebayindirler. Ve in kanat mutesadikaten fil vâka. Velev ki fil vâka ne olsalar? Aralarında tesadüf da olsa. Taksim-i itibari herhangi bir maksimin akılda mütebayin aksamlara taksim edilmesidir. Vakıda isterse mütebayin olmasınlar, aralarında tesadüf olsun. Demek taksim-i hakiki nefsül emirde birbirine maksimi nefsül emirde birbirine mütebayin olan aksamlara taksim etmesidir. Taksime itibari zihinde, akılda, kullinin, maksimin zihinde, akılda mütebayin olan aksamlara taksim edilmesidir. Nefsül emirde ister mütebayin olsunlar, ister olmasınlar. Ve in kanan mutesadikanı fil vâke ke taksimil kulliyye ila aksamihil hamseti. Bak ne gibi? Kulli aksamı hamseye ne diyoruz? Taksim ediyoruz. El kulliyü imma cinsun evf nev'un اَوْ فَسْلٌ اَوْ خَاسَّتٌ اَوْ عَرَدٌ عَامٌ Zihinde, akılda bu aksamlar birbirine nedirler? Mütebayindirler. Zihinde, akılda bu aksamlar nedir? Birbirine mütebayindirler. Kulli nedir? هُوَ لَذِيَ مُنَاسُ تَسَوْرِي مَفْهُمِ عَنُقُ شَيْهِ بَنِ كَسِرِينَ Nev'i nedir? Fark eder. Hani mantıkta mutlaka falan geçiyor ya. Bak bunlar hepsinin tarifleri ayrı ayrı. Zihinde, akılda bunlar hepsi farklı şeyler. Anlıyorsun değil mi? Ve inkanı mutesadikaten fil vâka dedik ya. Ama enneha mutesadikaten fil mulevveni. Bak mulevven cins olabilir. Fesl ne olabilir? Fesl olabilir. Hase olabilir, aradul an olabilir. Kema beyyenehul fennariyyum. Fennari bunu ne etmiş? Beyan etmiş. Ha, bakın kullinin kulliyat-ı hemseye taksimi, kullinin cins, nev, fesl, hase, aradul amma taksimi, bu taksim itibaridir. Niye? Çünkü cins, nev, fesl, hase, aradul amma, bunlar zihinde, akılda mütebayin aksamlar. Ama nefsül emirde mütebayin olabilirler, olmaya da bilirler. Mütebayin olabilir, olmuyor. Mesela hayvan, insanda, ferese, bagalda, himarda şudur, budur, budur. Bunlar taksimi nedir? Hakkı. Taksimi nedir? Hakkı. El kulliyü, cinsun ve nev'un ve faslun ve hassetun ve aradun ammun. Bu da nedir? Taksimi ne? İtibari. Niye? Mefhumları birbirinden farklı aksamlara taksimi yapılmış. Ama nefsül emirde mütebayi değildir. Demek bu taksim hakikaten ne? İtibari.
Şimdi nasıl olur? Şimdi mulevende cem oluyorlar diyoruz. Şimdi hayvan insanı neydir? Cinsidir. Hayvan cins, insan ne? Natık fesil, dahak hase, mahşi aradur. Hayvan insanın neyidir? Cinsi. Niye? Çünkü hayvan insanı da alıyor, insanın gerisini de alıyor. Peki burada mulevven ne demek? Levn sahibi olan. Esved buna girmiyor. İnsan hayvana girdiği gibi esved mulevvene giriyor. Öyleyse mulevven insanın neyi oldu? Mulevven insanın cinsi oldu. Çünkü mulevven nedir? Mulevven esved, abiyad, ahmer, esver bunlardan hepsi kapsıyor. Nasıl ki hayvan insan, feres, bagalden amdır. Mulevven cins oldu mu? Oldu. O neyin cinsidir? İnsan. Yok. İnsan şey. Mulevven esveden cinsidir. Peki. Mükeyyef ne demek? Mükeyyef yani keyfiyeti var. Bu keyfiyeti levn olabilir, incelik olabilir, kalınlık olabilir, acı olabilir. Keyfiyeti olan herhangi bir şey. Mükeyyef. Bak, mulevven levn keyfiyetin bir keyfiyeti. Mükeyyef amdır. Mulevven keyif mükeyyefin bir kısmıdır. Öyleyse ne oldu? Mulevven mükeyyefin nev'i oldu. Nasıl insan hayvanın neydir? Nev'idir. Anlıyorsun değil mi? Şimdi insan hayvanın nev'i değil mi? Anlıyorsun. Nev'i. Mulevven mükeyyefin neydir? Nev'idir. Demek mulevven. Mulevven. Esvede cinstir, mükeyyefe nevdir. Oldum. Peki kesife nedir mulevven? Mulevven kesife nedir? Aşağıda söylüyor, ben hani bilesin diye söylüyorum. Şimdi kesif, kesif nedir bize tarif eden? Kesif. Bak cismun ki aşağı bak mesela. Mulevven nedir? Kesif nedir? Cismun mulevvenun. Kesif cismun mulevvenun. Anlıyorsun değil mi? Şimdi kesif cismun. Cismun kesifiye de alıyor. Kesifin gerisini de alıyor. Mulevvenun bak fasıldır. Mulevven gelince mulevven olmayan cisimleri çıkart. Nasıl el insanu hayvanun natikun. Nasıl hayvan deyince insan gayri insan geliyor natık gelince çıkartıyor. Burada da kesif cismun deyince kesif de girdi, gayri kesif de girdi. Mulevven dediğimiz zaman kesif kalıyor diğerler çıkıyor. Öyleyse mulevven esvede cins. Mükeyyefe nev. Mükeyyefe nedir? Nev. Kesife nedir? Fasıl. Bak aynı mulevven. Bu mulevven cisim havaya levn olur mu? Görünmüyor kesin. Cevheri ferde, cevheri mücerrede levn var mı? Yok. Levn neye vardır? Cisme vardır. Bak mulevven cismin levn, cismin bir neyi oldu? Bir hasesi oldu. Levn cisme hastır. Cisim olmayana levn olmaz. Nasıl dah insana has ise dah insana has ise levn de neye hastır? Cisme hastır. Ama mulevven cismin neyi oldu? Hasesi oldu. Mulevven tekrar ediyorum. Esvedin cinsidir. Esvedin neydir? Cinsidir. Mükeyyefin neydir? Nev'idir. Kesifin neydir? Fasli. Cismin neydir? Hassesidir. Ne kaldı? Aradul am kaldı. Hayvana nedir? Aradul amdır. Hayvana, feres, bagal bunların levn yok mu? Hı hı. Var. Taşa da levn var. Ağaça da var. Bak levn
aradul amdır. Neye aradul amdır? Hayvana aradul am. Ne demek? Hayvanda da gelir, hayvanın gerisinde de gelir. Aha, bak, mulevven, hem cins oldu, esvede. Hem ne oldu? Neye? Mükeyyefe. Hem fasıl oldu, kesife. Hem hasa oldu, cisme. Hem aradul am oldu, hayvana. O zaman külliyi, biz külliyi bu beşe ne diyoruz? Taksim ediyoruz. Bu taksim itibaridir. Niye? Çünkü akılda, zihinde bu aksamlar ayrı şeylerdir, mütemayiz şeylerdir. Ama haricen mütemayiz değiller. Bir yerde de olabilir. Ama mükeyyefte cem olabilir. Anladınız değil mi? Şimdi aşağıda ibareyi ben size okuyayım. Mutasadikatun fil mulevani kema beyyenehul fennari. Ey alama beyyenehu. Ey alama beyyenehu. Gördünüz mü? Mutasadikatun fil mulevani. Gördük sınav. Ha, bu tefsir ne fayda verdi? Kema beyyenehu, oradaki kaf alam manasındadır. Kema beyyenehu fenari, ey alama beyyenehu, ev mislema beyyenehu. Kaf ya misl manasındadır, ya ala manasındadır. Haysu kâle fenari demiş, yümkünen yakune şeyun vahidun, cinsen ve nev'an ve fasan ve khasan ve aradan amen kel mulevveni. Feynehu cinsin bil esvedi. Geten ve nev'un lil mükeyyefi ve fasun lil kesifi ve khasetun lil cismi iki satır geten ve aradun amun lil hayvani. Gördünüz mü? Ha, Fener bunu demiş. Ha, fazla uzatmayalım. Anlaşıldı? Bitti. Şimdi neticeyi de bağlamadı sana. Niye bağlamadı? Netice budur. Dedik ya, tesadukla tarif taksim nakledilir. Murat taksim-i hakkin nakledilir. Taksim-i itibari nakledilmez. Bu arada taksim-i hakkin nedir? Bize beyan edeyim. Taksim-i şey'i ila eşya-i mütemayizeten fil vaka. Taksim-i itibari nedir? Taksim-i şey'i ila aksan-i mütemayizeten fil akıl. Oldu. Şimdi daha devam ediyor. Fe, durum böyle olunca kad yuhteredu ala taksimi. Bakın taksime itiraz yapılır. Bir anne bu batıl. Bu taksim nedir? Batıl. Yani bu makalın bir neticesi, bir tersili gibidir. Bak fa da bunu yükseliyor. Fakat yuhteredu ala taksimi bi ennehu batıl. Niye batıldır? Tesadukil aksami fihi. Çünkü tesadukul ne var? Aksam var. Zaten demin söyledik. Söylemedik mi? Gaye feyucabu anhu. Yani bu gibi itiraza böyle cevap verilir. Burada bunun için bunu söylüyor. Fakat yuhteredu ala taksim bi ennehu batıl li tesadukul aksami fihi. Bu sefer feyucabu anhu. Bak buna cevap nasıl verilir? Adam itiraz yapıyor. Senin bu tarifini kabul etmiyorum. Niye kabul etmiyorum? Çünkü senin bu tarif diyorum. Senin bu taksimini kabul etmiyorum. Niye? Çünkü bu taksimdeki aksamların tesadukları var. Tamamının veya bir kısmının bir de cem olmaları var. Tarifte de temayüz olmalı, tebayin olmalı, tesaduk olmamalı. Ha fe yucabu anhu bi ennehu taksimun ihtibariyun. Biz diyor doğru tesadduk var ama bu taksim hakiki değil, taksimi itibaridir. Yekfi fihi taksimi itibari de kafidir. Temayuzul aksami bi hasabil mefhum. Aksamlar akılda mefhum itibariyle temayüzleri, tebayünleri varsa taksim itibari için bu kafidir. Ve la yedurruhu ettesaduku fil vakan. Bakın, temayüze bihasebil mefhum fil akılde kafidir. Ve la yedurruhu tesadukum. Tesaduk ona ne etmiyor? Tesaduk ona zarar vermiyor. Tesaduk ona ne etmiyor? Zarar vermiyor. Oldu. Bildiniz mi? Şimdi akulu burada ek bir fayda söylüyor bize. Dikkat edin. Feşşeyul vahidu. Tek bir şey. Yani hani demin temayüz bi hasıl mefhum dedik ya, itibarda bu kafidir. Diyor akulu feşşeyul vahidu. Şey-i vahid.
مثل مكيف باعتبار اتصافي بمفهومات متخالفة يعني متخالف مفهوم لرس متصلması yönüyle يعتبر اشياء متعددة مكيف جنستر نودر فصلدر خاصدر ارلاندر bak فشيء واحد مكيف باعتبار اتصافي بمفهومات متخالفة hani her birine göre ariyel mefhum ortaya çıkar. يُعْتَبْرَ اَشْيَا مُتَعَدِدَةً O zaman فَيَدْخُلُ فِي الْاَخْسَامِ الْمُتَعَدِدَةِ O bir şey aksam-ı mutaadide giriyor. Zahren bakarsan bir. Ama itisafi bir mefhumat-ı mutehalife bakarsan eşey mutaadide olur. O zaman külli o şeye ne yapılabilir? Taksim edilebilir. Bakın فَيَدْخُلُ فِي الْاَخْسَامِ مُتَعَدِدَتِ فَعْرِفُ Bunu bilin. Bunu neydi? Bilin. Anlaşıldı değil mi? Demek ki bir şey kumukeyef gibi cins, nev, fasıl, hasa, aradılan birkaç kısım ona bilir. Hiçbir sıkıntı yok. وَلَوْلَا اَنَّ هَذَا وَلَوْلَا اَنَّ هَذَا Eğer bu zaman اَوَانُ سُقُوتِ هِمَّتِ Yani ben himmetimin düştüğü, azaldığı bir zamana denk gelmiş. وَلَوْ لَا اَنَّ هَذَا اَوَانُ سُقُوتِ هِمَّتِ Eğer bu benim himmetimin sukutun zamanı olmamış olsaydı, لَزِدْتُكُمْ بَيَانًا Ben daha beyan yönüyle size artış yapardım, çoğaltırdım. Yani لَزِدْتُكُمْ بَيَانًا لَزِدْتُكُمْ بَيَانَ تَقْسِيمِ Yani taksimin beyanı veyahut da bu konunun hani bir şeyin aksamı mütebayineye bölünmesi, bir şey çok aksam olması konusunu وَلَوْ لَا اَنَّ هَذَا اَوَانُ سُقُوتِ Eğer bu benim sukutumun evani olmamış, himmetimin sukutunun zamanı olmamış olsa diye لَزِدْتُكُمْ بَيَانًا Ben bunu beyan yönüyle size artırdım. Yani ben bunun beyanını size artırırdım. Ama himmetim düşmüş, şavkım kırılmış, zamanım müsait değil. Bu miktarla ne ediyorum? İktifa ediyorum. Fazlasını istiyorsanız uzun kitaplara ne edin? Müracaat edin. Oldum. Demek farifu siz bilin. Neyi bilin? Yani bir şeyi vahad nasıl eşyai mutebayine, mutadide olur, nasıl bir şey birkaç ile mutesif olur, bunu bilin. وَلَوْ لَا اَنَّ هَذَا اَوَانُ سُقُوتِ هِمَّتِ لَزِدْتُكُمْ بَيَانًا هَدَاكُمُ اللّٰهُ تَعَالَى Yüce Allah sizi tarik-i müstakime neysin? Hidayet etsin. وَيَفُدَ هَدَاكُمُ اللّٰهُ اِلَى كَيْفِيَتِ جَاِتِسَافِ الشَّيْءٍ bir mefhumatin mutehalifetin. Yahut da hedakumullahu ila keyfiyeti ceali şeyin vahidin eşyanın müteadideten. Allah sizi bunlara, buna neysin? Hidayet etsin. Ama amdua hedakumullahu ila caddeti sahibi derse hepsi girer. Burada demiş hedakumullahu tarika ma temenneytum. Neyi arzuluyorsanız, neyi temenni ediyorsanız Yüce Allah o tarih, size o tarihe hidayet etsin. Sehelallahu müşkilati aleykum. Allahu Zülcelal müşkilatları da kolaylaştırsın. Amin. Oldu. Ve lemma qasseme taksime ila kısmeyni ve lemma qasseme taksime ila kısmeyni ve feraghe hani taksim iki kısım. Taksimül külli ile cüziyat. Taksimül kul ile ezze. Bu başa geçmedi. Geçti. وَفَرَغَ مِنْ بَيَانِ تَقْسِمِ الْاَوَلِكُ وَتَقْسِمُ الْكُلِّ اِلَى الْجُزْيَاتِرْ شَرَعَ فِي الْقِسْمِ سَنِ Bu sefer تَقْسِمُ الْكُلِّ اِلَى الْاَزْهَمْ Bunu beyan ediyor. Bunun üzerine de bir takım itirazlar var oluyor. Onlara da ne ediyor? Cevap veriyor. Oldu. Bugün burada dursun. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اطلب العلم أخي فهو درب به نور
به ترقى به تحيا عالما حرا فخورا اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخورا اطلب العلم أخي فهو درب